Kanalımın ilk göz bebeği olan Dishonored oyununun hikayesini sizlere sunuyorum. Dunwall şehri, fare ve sıçanlardan bulaşan ölümcül bir veba ile uğraşmaktadır. Bu hastalık bir türlü çözülememektedir. İmparatoriçenin özel koruması olan Corvo Attano, hastalık için birçok yer gezmiş ve gerekli tedavi için bilgiler aramıştır. Çıktığı uzun yoldan geri dönmüş ve İmparatoriçeye bir mektup getirmiştir. Getirdiği haberler pek de iç açıcı değildir ve şehir karantina altına alınacaktır. Jessamine Caldwin, yani İmparatoriçe, muhafızlar nerede diye sorar. O sırada 4 suikastçı ve suikastçıların efendisi Davut gelip Emily Caldwin'in gözlerinin önünde annesi Jessamine Caldwin'in karnına kılıç sokarak İmparatoriçeyi öldürür. Suikastçılar doğaüstü güçlere sahip olduğu için bizim Corvo Attano hiçbir şey yapamaz. İmparatoriçe öldürülmüş ve o sırada suikastçılar Emily Caldwin'i kaçırmıştır. O sırada Lord Regent ve Chamble askerler ile olay yerine gelir. Lord Regent, İmparatoriçeyi bizim öldürdüğümüzü söyleyerek askerlere bizi tutuklattırır ve Dunwall şehrinin kontrolünü ele geçirmiştir. İmparatoriçenin suikastinin ardından 6 ay geçmiştir ve Corvo Attano Coldridge hapishanesinde tutuluyordur. İdam gününe bir gün kala Corvo'ya işkenceci sorgu odasında işkence etmektedir. O sırada Regent ve Chamble bu işin içinde olduğunu, sadece bu şehri bizim gibiler yönetebileceğini ve doğru zamanda yanlış yerde olduğunu Corvo'ya söyler. Corvo hücresine geri döndükten sonra uyuyup dinlenmiştir. Tam da uyuduğu anda hücresinin açılma sesini duyar ve gardiyan ona bir dosttan sana yemek getirdim, bu yemeği yemelisin demiştir. Corvo yemeği yedikten sonra altında bir anahtar ve bir de mektup görmüştür. Mektupta şöyle yazmaktadır. Mektupta sana inanıyoruz Corvo, sadece bunu bilmen yeterli ve de kaçış planı anlatılmaktadır. Hapisten kaçan Corvo'yu bir kıyı kenarında teknisiyle Samuel Beachworth beklemektedir. Samuel teknesine Corvo'yu alıp Hunt Pits adında bir bara götürür. Corvo bara geldiğinde Admiral Farley Havelock tarafından yönetilen grubun üyeleriyle tanışır. Piero adında bir mühendis Corvo'ya suikastçı maskesi ve silah desteği sağlayacaktır. Corvo günün yorgunluğu ile yatağına uzanmıştır. Uyuduğu sırada rüyasında ise The Outsider, yani yabancı bir kişiyle tanışır. Büyülü güçlere sahip olan bu yabancı Corvo'ya kendi işaretinden verir ve Corvo'nun bazı gerçekleri öğrenmesi için de ona bir kalp vermektedir. Corvo büyüler ile bazı güçler kazanmıştır. Yabancı adam ise Corvo'yu her zaman izleyeceğini söylemiştir. Corvo rüya aleminden çıktıktan sonra Emerald Havelock ile buluşup ilk görevi için Samuel ile birlikte yola çıkmıştır. Paratoriçe'nin kızı Emily Caldwin'in nerede olduğunu öğrenmesi gerekmektedir. Bunun için ise yüksek rütbeli Chamble'ı öldürecektir. Ya da kafir damgasıyla öldürmeyip şehrin en nefret edilen insanı haline getirecektir. Corvo, Chamble'ı hallettikten sonra Emily'yi Golden Cat, yani Altın Kedi adlı büyük bir malikanede tutulduğunu öğrenir. Altın Kedi iki tane kardeş tarafından yönetilmektedir. Bu iki kardeşler hükümette parlamentodaki yolsuzluğu teşvik etmek ve Emily'nin tahta geçmesini önlemek için Lord Regent'ı desteklemektedirler. Corvo iki kardeşi de etkisiz hale getirdikten sonra Emily ile buluşur. Emily Corvo'nun öldüğünü sanmaktadır ve Corvo'yu gördüğü anda onun kollarına koşar. Corvo Emily'yi kurtarıp Altın Kedi'den döndükten sonra yeni bir görev alır. Lord Regent'ın sahip olduğu teknolojinin mucidi ve aynı zamanda bilim adamı ve ressam olan Anton Sokolov'u kurtarmak ve bulunduğu yerden kaçırmak için Corvo görevlendirilir. Corvo birçok gardiyanı ve düşmanı atlatıp Anton Sokolov'u bulur. Sokolov'u bulduktan sonra onu bayıltıp bara getirir. Sokolov yaptığı tabloda Lord Regent'ın eski sevgilisinin olduğunu öğrenir. Lord Regent'ın gizli sevgilisini Lady Boyle'ı öğrenmek için Sokolov sorguya alınır. Ya rüşvet teklif edilir ya da zor yoldan Sokolov fareler tarafından korkutularak ifadesi alınır. Tabloyu yaparken yüzünün gözükmediğini söyleyen Sokolov, üç kardeşten hangisinin resmini çizdiğini bilemez. Lady Boyle ve iki kardeşi kendi malikanesinde maskeli bir parti vermektedir. Corvo aldığı bilgiler ile maskeli partiye girer. Etrafındaki insanlardan aldığı bilgiler ile Lady Boyle'ı bulup etkisiz hale getirir. Lord Regent ile hesaplaşma günü gelmiştir. Oyuna ilk başladığımız yere, yani Dunwall Kalesi'ne Corvo gelir. Lord Regent'ın tüm bağlantılarını kesen Corvo Attano'ya, Lord Regent'ı öldürecek
ya da yayın kulesinden propaganda şefinin yardımı ile Lord Regent'ı saf dışı bırakacaktır. Lord Regent aslında vebayı şehire getiren kişidir. Amaç azınlıklardan kurtulmaktır. Ama işler umduğu gibi gitmez tabii ki de. Corvo, Lord Regent'ı öldürdükten sonra ya da saf dışı bıraktıktan sonra bara geri döndüğü sırada Emerald Havelock ve Lord Pendleton tarafından büyük bir kutlama ile karşılanır. Lord Pendleton Corvo'ya bir içki verir ve Corvo içkiyi içtikten sonra dinlenmesi için odasına çıkar. Odaya gelince başı dönen Corvo yerde bayılıp kalır. O sırada Emerald Havelock ve Lord Pendleton Corvo'nun başındadır ve Corvo'ya Tivia zehri vermişlerdir. Amaç Corvo'yu öldürüp Emily'nin güvenliğini sağladıktan sonra Emerald ve Pendleton ikilisinin ülkece başına geçme isteğidir. Fakat zehri hazırlamasını istedikleri Samuel, zehrin sadece yarısını Corvo'ya vermiştir. Samuel, Corvo'ya olan sadakatini korumuş ve Corvo'nun ölmesini istememiştir. Baygın halde olan Corvo'yu Daud'un suikastçileri karşılar ve onu Daud'a götürmüşlerdir. Daud sol elimizdeki yabancının verdiği büyülü işareti görür ve kendisinin de o yollardan geçtiğini anlatır. Bizim kim olduğumuzu bilmeksizin silah teçhizatımızı hasta insanların olduğu çukura doğru atar. Corvo, Daud'un suikastçilerini atlatıp Daud'un karargahına girerek Daud'u öldürür ve kanalizasyon anahtarını alarak oradan uzaklaşır. Corvo bara geri döndüğü zaman barda birçok asker görür ve Emily'yi aramaya ve Emerald Havelock'u bulup öldürmeye kararlıdır. Emerald Havelock ise birçok kişiyi öldürüp Emily ve diğer adamları ile kaçmıştır. Emily'nin nerede olduğunu öğrenen Corvo, Samuels ile son kez olarak tekne yolculuğuna çıkar. Unutmayın ki oyunda eğer çok fazla ceset bırakırsanız, yani çok fazla insan öldürürseniz, oyun kaos, kan, vahşet ile bitecektir. Eğer oyunda daha az kişiyi öldürürseniz ya da bayıltırsanız, oyun daha mutlu ve herkesin iyileştiği bir sona ulaşacaktır. Corvo ile Samuels deniz fenerine gelir. Samuels, Corvo ile tanıştığı için çok mutlu olduğunu ve Emily'ye iyi bakmamız konusunda son bir kez uyarıda bulunarak orayı terk eder. Eğer hikayede çok kişi öldürürseniz, yani kaos oranınız yüksek ise, Pendleton yaralı halde karşınıza çıkar ve hatalarını itiraf ederek can verir. Martin ise iyi niyetle başlarından işte fazla güç geldiğini ve bu yükte daha fazla kalamayacağını anlayıp kendi kafasına sıkar. Hikayede toplanılan bazı bilgilere göre Corvo'nun öz kızı Emily Caldwin'dir. Corvo, Emily'yi deniz fenerinin en tepesinde Havelock ile bulur ve Corvo Emily'yi kurtarıp Havelock'u da oracıkta öldürür. Eğer oyun iyi bitirdiyseniz, yani fazla insan öldürmediyseniz, deniz fenerine gittiğiniz zaman Havelock, Martin ve Pendleton'ı zehirleyip pişman olduğunu söyler ve Emily'nin oda anahtarını Corvo'ya verir. Corvo ya Havelock'u öldürecek ya da tutuklanması için onu hapishaneye götürecektir. Hikayenin sonunda Emily tahta geçip, Corvo ise Emily'yi kontrol ederek ona zarar veren düşmanlardan Emily'yi koruyacaktır. Tarih Corvo'yu unutsa bile Emily asla Corvo'nun yaptıklarını unutmayacaktır. Dishonored 2'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakal Corvo.